Sadece ben sizden kısaca bahsetmek istiyorum. Ardından sözü hemen size bırakacağım. Ekranım gözüküyor herhalde. Arkadaşlar, sizin döneminizde Ali Can Bey vardı. Mimari tasarımda yangın güvenliğini anlatan. Geçen seneki grup için tam 11 ay, neredeyse bir sene geçmiş. 9 Aralık'taymış. Coşkun Bey'i ağırlamışız. Mimari tasarım ve yangın güvenliği ile ilgili bilgilerinizi tazelemek isterseniz, ki unutmamanız gerekiyor aslında, tazelenecek değil, sürekli bilmeniz gereken bilgiler. Sunumu tekrar izleyebilirsiniz. Onun dışında bugünkü konuğumuz kimdir dersek, Coşkun Yarar. Kendisi makine mühendisi. Girişimcilik yanında aslında asıl olarak yangın sektöründe danışmanlık ve yangından korunma mühendisliği gibi unvanlarla ciddi hizmetler vermekte. Kendisi aslında hep bahsettiğimiz bir isim var. Abdurrahman Kılıç hocamız, rahmetli hocamız. 1,5 sene önce kaybettik kendisini. Yangın sektörünün, yangın güvenliğinin, aslında mimarlıkla ilgili, Türkiye'de bu yangın güvenliğiyle ilgili her şeyin başlangıç noktası diyebiliriz. Belki gittiğimiz fuarlarda da tanışmıştık. Onun firmasının, onun ekibinin bir üyesi. Onun ne diyelim, yetiştirdiklerinden biri. Hazır burada da bahsetmişken, yine Abdurrahman Kılıç ismini unutmayın ve arada Google'dan bakın neler yapmış, biz ondan neler öğrenebiliriz diye. Kısaca da bir özet geçmek istersek, 87 İzmir doğumlu, Buca Anadolu Lisesi'nden mezun, İTÜ Makine Fakültesi'nden mezun olduktan sonra da mekanik tesisat üzerine çalışmış. En sonunda yaklaşık 10 senedir de etik mühendislikte yangın güvenliği üzerine çalışıyor. Mail adresi burada. LinkedIn sayfasını gördük. Kendisine de ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda. Ben hemen paylaşımımı kapatarak değerli konuğumuza sözü bırakıyorum. Evet hocam. Tam siz anlatırken ben bir koptum, geri geldim ama tam zamanında geldim sanırım. Tamam, hoş geldiniz. Evet, bulunduğum ortamda internet gitti. Telefonumdan bağlandım. Bir süre sonra gelince geri dönüş yaparız. Ama şu an sesim net geliyorsa problem yok. Ben Evet, başlayabilirim. çok güzel geliyor. Yaptığımda ekranım şu an görünüyor mu acaba? Daha gelmedi, şu an geldi. Tamamdır. O zaman Söz sizde. teşekkür ederim. Böyle, tamamdır. Evet arkadaşlar, bugün sunumum İngilizce. Ben Türkçe anlatacağım. İstediğiniz zaman İngilizce'ye, Türkçe'ye dönüş yaparız. Anlaşılmayan bir konu olursa lütfen uyarın. Ben elimden geldiğince o an destek olmaya çalışırım ya da en son sorularını zaten konuşacağız ayrıca diye düşünüyorum. Bugün elektrik konularından bahsedeceğiz. Elektriksel yangın güvenliğinin mimari üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Tabii bunu konuşurken nedir yangın güvenliğinde bu elektriksel sistemler? Aslında biraz bunları da özet yapacağım. Ali Can zaten geçen hafta bir özet yaptı mimari konuları. Bugün onları hızlı geçeceğiz. Ben kendi açımdan değerlendirmeye çalışacağım elektrik konularıyla ilgili kısımları. Burada şunu açıkça söyleyebiliriz. Yani mekaniğin mimari üzerindeki etkisi kesinlikle daha fazla. Sistemlerin etkisi. Özellikle bizim yönetmeliğe baktığımızda, ki geçen hafta da konuştuğumuz, işte sprinkler sistemi varsa binada kaçış mesafeleri üzerinde çok ciddi etkisi var, ki bunun mimari etkisi çok fazla. Bizim yönetmeliğe baktığımızda elektrik sistemlerinin bu tarz etkilerini görmüyoruz. Ama bu sistemlerin de tesis edilmesi ve kullanılabilmesi için binada mimari bir takım gereksinimler var. Onun haricinde bir takım görsel etkileri var. Bir takım görsel kaygılarla sizi ilgilendiren kısımlar var. Bir de bazı standartların bakış açıları farklıdır. Şimdi aslında ona değinmek istiyorum. Bunları konuştunuz. Biraz hızlı geçeceğim. Bizim yönetmeliğimiz olduğunu biliyorsunuz. 2021'de bu son revizyonuna uğradı. Aslında bundan da biraz konuşabiliriz. Yani 2015'ten sonra 2021'de 6 sene sonra bir revizyon oldu ama yönetmeliğin temelinde bir değişiklik olmadı. Bildiğimiz kurallar aslında devam ediyor. Bu 2021 revizyonunun temel sebebi orman yangını. Orman yangınlarının
Hatırlarsanız bir termik santrale yaklaşan bir orman yangını vardı. Ülkece bizi korkutmuştu. Onun etkisi ve benzeri ileride yaşanacak benzeri durumlar sebebiyle yönetmeliğe şöyle bir madde girdi. Enerji tesisleri, bir takım endüstriyel alanlar ve benzeri yerler. Ama şöyle orman yerleşkeleri yani ormanlık bölgelerdeki enerji tesisleri ve bu şekilde bir madde girdi. Bu gibi alanlarda şunlar şunlar yapılır diye devam ediyor daha sonrasında. Mimari olarak sizi ilgilendiren çok da fazla bir şey olduğunu söyleyemem. Ben TÜYAK'ta Orman Yangınları Komisyonu'nda olduğum için açıkçası işin bu kadar içindeyim. Bununla ilgili bazı sunumlar yapmam gerekiyor ve bazı yönlendirmeler yapmam gerektiği için. Ama sadece şunu bilin. Tabii ki 2021'den takip edin konuları ama 2015 yönetmeliğini açtığınızda aslında arada çok bir fark yok. Çok bir fazla şeyi skalamamış olacaksınız. Orman yangınlarıyla ilgili konular hariç diyebilirim. Onun haricinde yönetmeliği biliyorsunuz. Yönetmeliğimizde şöyle bir madde var. Bizim yönetmeliğinde hakkında husus bulunmayan konularda Türk standartlarına ve devamında yine bulamazsanız Avrupa standartlarına bakılır. Bunun haricinde hala bulamadığınız daha detay konularda işte uluslararası standartlara bakabilirsiniz diye. NFPA'yı biliyorsunuz Gökçe Hocam sayesinde aslında o sizi bu konularda çok bilgilendiriyor. NFPA, National Fire Protection Association, hani geçen hafta konuştuğunuz için biraz hızlı geçiyorum buraları. NFPA 101 bizim uluslararası standart olarak dünya çapında en çok geçerli olan. NFPA 101 ise NFPA kodları içerisinde ana yasamız dediğimiz aslında her konuyu içinde barındıran bazı detay konularda örneğin bir havalimanı dizaynında, bir helikopter pisti dizaynında gibi böyle spesifik konularda işte bizi farklı standartlarda mesela helikopter pisti için NFPA 418, bak işte gaz söndürme için NFPA 2001'e bak gibi bir takım yönlendirmeler yapar ama bir anayasa gibidir. Yönetmeliğimiz 100 sayfadır. Doğal olarak bir yönetmeliktir. Çok kısa ve öz olması gerekir. NFPA artık biraz daha standart var, kod olarak. 1000 küsur sayfadır. Şimdi çok fazla detay, görsel bulursunuz. Bugün vurgulamak istediğim bir diğer standart ise British Standard, GS Standard dediğimiz ve bunun aynı NFPA 101 nasıl bir temel bir NFPA standardıysa GS 4.9 yani 999 dediğimiz standart da aynı NFPA 101'deki gibi British Standardların ana kitabını, anayasasını oluşturur. Burada tüm mimari konuları ve bazı elektriksel mekanik konuları bulursunuz. Detay konularda BS de size atıfta bulunur. Farklı BS kodlarına bak diye. Niye BS kodu da gösterme gereği hissettim? Hem böyle bir kod olduğunu da bilin ve dünyada NFPA'den sonra da belki de en yaygın olan kodlardan biridir. Hem İngiltere, o British, o adada hem de kolonilerinde ya da İngilizlerin yatırım yaptığı bir takım ülkelerde özellikle uygulansın istedikleri bir standarttır bu ve biz de birçok projemizde BS standartına göre tasarım yapmak durumunda kalıyoruz işveren talebiyle. Örneğin bu ara benim ilgilendiğim Malta'da 2 adet projemiz var bununla ilgili ve BS koduna göre çözümleme yapmamız gereken. Niye BS'den bahsediyorum? Çünkü BS hem bizim yönetmelikten hem de tipik Avrupa normlarından ve NFPA'den farklı bir yönü var. Çok daha esnek bir yapısı ve hareketli bir yapısı var. Örneğin bizim yönetmelik ve NFPA sprinklerle bir binada işte mimari bir takım koşulları yumuşatır. Bunları geçen hafta da konuştunuz. Bu genel olarak böyledir. Ama BS'e baktığımızda benzer bir yaklaşımının yanında bir de ilaveleri vardır. O da şu. BS'de şöyle bir yaklaşım var. Öncelikle bina sınıfına göre bir tehlike sınıfı belirler. A, B, C harfleriyle. Ve buna göre de minimum şu sistemlerin tesis edilmesi gerekir der. İşte algılama sistemi şöyle olması lazım. İşte sprinkler sistemi gibi der. Aslında sprinkler konusunda mesela mekanik konuda diğerlerine göre çok daha yumuşaktır. Bina 30 metreyi geçmediği sürece kesinlikle istemez. Ama şunu der. Sprinkler gerekli olmayan bir binada sprinkler tesis ettiğinizde der bina tehlike sınıfını bir sınıf aşağı düşürürüm der. Yani
Tehlike sınıfı katıyken uygulanması gereken mimari tüm sistemler daha katıyken siz sprinkler tesis ettiğinizde o mimari tüm hepsini sadece kaçış mesafeleri değil her konuyu bir seviye alt seviyeye düşürür. Bu şekilde bir yaklaşımı vardı. Yani sprinkler sistemine böyle bir misyon tanımlamış. Algılama sistemiyle ilgili de yine bina tehlike sınıfına göre minimum binada tesis edilmesi gereken algılama, elektriksel sistemlerden bahseder. Özellikle algılama alarm sisteminden bahseder. Ve bunu harflendirir. Der ki işte bina şu kategorideyse ve şu tehlike sınıfındaysa şu sınıfta bir yangın algılama alarm sistemi tesis et der. Ve der ki eğer bunun seviyesini yükseltirsen ben senden ikinci sınıf istiyorum ama sen daha üst seviye, üçüncü sınıf hatta dördüncü sınıf bir algılama sistemi tesis edersen daha kalifiye o zaman hem kaçış mesafelerinde hem merdivenlerin genişliklerinde hem de kapı genişliklerinde bir takım esneklikler verir. Yüzde oranında kaçış mesafelerini arttırır, merdiven genişliklerini ve kapı genişliklerini yüzde oranında küçültür. O yüzden diye standartlarının diğerlerinden farkı algılama alarm gibi elektriksel sistemlerde de bir takım ilaveler yaparak mimaride bir esneklik kazandırabiliyoruz. Ama bizim yönetmelik ve NFP'ye baktığımızda mimari tamamen elektriksel sistemlerden bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bunu vurgulamak istedim. Bugün nelerden hızlıca bahsedeceğiz? Algılama alarm sisteminden bahsedeceğiz. Yangın algılama alarm sistemi. Acil anons sisteminden, emergency announcement system, emergency lighting denilen acil aydınlatma, emergency exit signs, bizim acil yönlendirme dediğimiz, electrical supply of emergency equipment, bizim acil durum ekipmanları, hem mekanik hem de diğer elektriksel acil durum ekipmanlarının elektrik beslemelerinden kısaca bahsedeceğiz. Bunların hep sizleri ilgilendiren kısımlarından bahsetmeye çalışacağım. Elektrik odaları ve şaftlarından bahsedeceğiz daha sonra. Bu kısımlar geçen hafta üzerinden geçtiğiniz için ben bu bina yüksekleri, bir takım tanımları ve mimari düzenlemeleri çok hızlı geçeceğim. Burada kısaca özet olarak ne konuşmuştunuz bir hatırlatmak gerekirse, hani mimari olarak hangi başlıklara ayırıyoruz biz yangın güvenliğini? Kaçış mesafeleri bizim açımızdan kritikti hatırlarsanız. Kullanıcı yükü çok önemliydi. Bir kullanıcı yükü hesabı yapıyorduk ve ortamdaki kullanıcı yükü bizim ortamdaki kaçış sayımızı belirliyordu ve kaçışların alternatifliğini belirliyordu. Yine kaçış sayımız çok önemli ve kompartmantasyon yani mahallelerin, katların ya da yapısal elemanlar diyelim genel olarak bunların yangın dayanımları mimari açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz özet olarak. Buraları hızlıca geçiyorum. Evet, ilk konumuzla başlayalım. Yangın algılama alarm sistemleri, elektriksel yangın güvenliğinin temelini oluşturan yangın algılama alarm sistemi aslında görevi isminde saklı, yangını algılayan ve alarm veren bir sistem. Genel olarak bileşenlerinden bahsedelim. Bu görselde basit bir şema var. Burada bir panel görüyoruz, ana bir panel. Bu panel yangın alarm panelidir. Bu panel diğer tüm algılama ve alarm sistemleriyle ilişki halindedir. Kablolarla ya da kablosuz bir şekilde. Burada gördüğünüz diğer ekipmanlarda, örneğin şu üçlü dedektör temsil eder, yani algılayıcıdır. Bunlar duman algılayıcı olabilirler, ısı algılayıcı olabilirler ya da alev algılayıcı olabiliyorlar. Bu şekilde algılayıcılar değişiyor. Onun haricinde burada bir manuel call points dediğimiz İngilizce, Türkçe'de yangın ihbar buton dediğimiz manuel olarak binadaki kullanıcıların aktive ettiği ve yangını ihbar ettiği bir sistem. Bunun haricinde bir de mekanik sistemlerde geçen hafta bahsettiğiniz sprinkler sisteminde yangının sebebiyle bir aktivasyon olduğunda ve su akışı olduğunda su akışının olduğu boru tesisatının üstünde yer alan akış anahtarı yani bize akış olduğunu haber veren cihaz ile de biz binada yangın olduğunu tespit edebiliyoruz. Ve onun haricinde burada yangın tespit edildikten sonra binada yangın olduğunu uyarı
olarak vereceğimiz bir takım uyarı sistemleri. Burada flaşörleri görüyoruz. Özellikle duyma engelliler için uyarı verecek olan ve siren görüyoruz. Bunun haricinde bir de acil anons sistemimiz var. Bu ana panelin konumu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü binada bir yangın olduğunda bu dedektörler, ihbar butonu, manuel ihbar butonu ya da akış anahtarı bir algılama yaptığında bunu paneldeki kişinin, bir kişinin görmesi ve ona göre aksiyonlar alması gerekiyor. Bu nedenle burada gördüğünüz sol tarafta tipik bir CCTV room deriz. Binanın güvenlik merkezidir. Ve sağda gördüğünüz yangın alarm panelinin biz genelde bu CCTV odalarında ya da güvenlik odaları diyelim ya da yangın yönetim merkezi diyelim. Bu odalarda bulundururuz. Çünkü yangın alarm panelinin 7/24 bir personelin bulunduğu ve eğitimli personelin bulunduğu bir alanda yer alması gerekiyor. O yüzden genelde bu dünyanın genelinde alışılagelen uygulama binanın güvenlik kamera sistemleri ve bina izleme sistemlerinin yanında yangın izleme sistemlerinin de alarm panelinde bu odada bulunmasıdır. Ve şöyle bir çalışma sistemi vardır bu sistemin. Az önce bahsettiğimiz algılama sistemlerinden bu panele bir uyarı düştüğünde panelin burada görmüş olduğunuz ekranında alarmın nereden geldiği belli olur. Örneğin 20 katlı bir binada 10. katında bir genel müdür ofisinde 3 numaralı dedektörden sinyal geldiği düşer buraya. Bu kodu burada okuruz. İlgili güvenlik görevlisi bunu okur. Ve akabinde panel süre saymaya başlar. Bizim teyit ve araştırma dediğimiz iki süremiz vardır. Teyit süresi bu merkezde bulunan güvenlik görevlisinin panele düşen alarmı görmesi ve teyit etmesi için ona verilen süredir. Yani biz bu süreyi genelde 60 saniye belirleriz. Ki bu uluslararası standartlarda 15 saniye, 20 saniye sınırlandırılmıştır. Çünkü yangın alarmı düştüğünde ilgili personeli, bu odada 7/24 bulunan personelin hızlı bir şekilde aksiyon alıp bunu teyit etmesi gerekir. Ben alarmı gördüm ve ilgili kişiye haber verdiğini belirten bir teyit işlemi, bir tuşla bu alarmı teyit eder. Akabinde buradaki personel, sahadaki, biz ona keşifçi deriz, farklı diğer bir güvenlik personeli haber verir ve yangının konumunu bildirir. Der ki 10. katta şu odadan yangın alarmı geldi, oraya bakmasını söyler. Keşifçi güvenli yollardan oraya ulaşır ve bu sürede alarm teyit edildiği için bir tuş ile artık araştırma süresi devreye girer. Araştırma süresini de araştırma süresi dediğim sürede keşifçinin yangın olup olmadığını araştırdığı süredir. İlgili bölgeye gidip yangın olup olmadığını tespit edip personelin, bu odadaki güvenlik personelinin geri haber verdiği minimum süre olarak bunu değerlendiririz. Bu yerleşkenin büyüklüğüne göre bu süre değişir. 3 dakika ile genelde 5 dakika arasında bir süredir bu. Ve geri dönüş bekleriz keşifçiden. Bölgeye gittiğinde orada yangın varsa yangın olduğunu bildirir ve odadaki güvenlik görevlisi bir tuş ile yangın uyarı sistemini devreye sokar ve uyarı sistemleri devreye girer. Birazdan bahsedeceğimiz uyarı sistemleri. Eğer yangın değil ve bir yanlış bir alarm durumu söz konusu, yine ilgili görevliye yanlış bir alarm olduğunu ve panele reset atması gerektiğini söyler ve böylece yanlış bir alarmın da önüne geçmiş oluruz. Bu süreler bu sebeple tanımlıdır. Genel olarak döngü bu şekilde gerçekleşir. Fakat diyelim ki bizim araştırma için tanımladığımız 3 ya da 5 dakika içerisinde keşifçiden bir haber gelmezse panel kendi kendine artık binadaki kişileri riske atmamak adına otomatik olarak yangın uyarı sistemini devreye sokacak şekilde bir otomasyonu vardır. O yüzden bu araştırma süresi içerisinde keşifçiden bir dönüş almazsak panel otomatik olarak binadaki uyarı sistemlerini devreye sokar. Bu konuda sizi en çok ilgilendiren nokta, bu senaryolardan farklı, bu odanın konumudur aslında binadaki. Bizim yönetmelikte bu çok sert bir şekilde belirtilmese de, ama yönetmeliğimizde bu yönetmelikte hakkında husus bulunmayan konularda diğer standartlara atıfta bulunduğu için biz burada Avrupa standartlarına ve uluslararası diğer standartlara baktığımızda
Bu odanın konumuyla ilgili çok ciddi hususlar olduğunu biliyoruz. Özellikle burada gördüğünüz ideal bir yangın güvenlik odası merkezi çizimi görüyorsunuz. Fire Command Center dediğimiz bizim ana güvenlik odamız. Mümkünse ki bu uluslararası standartlarda zorunludur, Türkiye'de biz hala mümkünse diyoruz ama elimizden geldiğince de bu baskıyı yapıyoruz. Çünkü bu bugün değil yarın zorunlu bir duruma gelecek ki bugün de dahil bizim yönetmenin diğer standartlara atıfta bulunduğu için ben zorunlu olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de buna çok dikkat etmesi lazım. Yangın güvenlik odasının mümkünse itfaiyecinin bina dışından korunumlu bir yoldan ya da doğrudan erişebileceği bir noktada olması gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Biz bu merkezi binanın zemin katında ya doğrudan erişebildiğimiz ya da bir güvenlik hollerinden yangın merdiveni gibi, burada gördüğünüz gibi önce yangın merdiveni, korunumlu bir merdivene, daha sonra itfaiyecinin de kullanacağı asansörün olduğu, itfaiye asansörünün olduğu yangın güvenlik holü aracılığıyla bu merkeze erişim sağlayabildiğimizi görüyoruz. Bu ideal bir düzenlemedir ve mümkünse sizin de tasarladığınız planlarda bu tarz bir sistemi takip etmeniz gerekiyor. Burada diğer önemli konu bu yangın güvenlik merkezinin 2 saat yangına dayanıklı, artık standart ne talep ediyorsa bu ülkeden ülkeye değişebilir ama en azından şunu söylemeliyiz. Bu yangın güvenlik odası ayrı bir yangın zonu olarak düzenlenmesi gerekiyor. Hem duvarları hem kapıları. Yangın algılama alarm sisteminin komponentlerinden bahsedeceğiz. Bileşenleri neler? Mesela az önce de bahsettik. Manuel call points dediğimiz yangın ihbar butonu. Yangın ihbar butonu ile ilgili genel bilgi verecek olursak, ben bir binada bulunduğum noktadan en fazla 60 metrede bir ihbar butonuna ulaşabiliyor olacak şekilde binada ihbar butonlarını yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim mimari olarak da kaçış mesafelerine baktığımızda sprinklerde bir binada bulunduğum noktadan 60 metre mesafede bir korunumlu kaçış yoluna ulaşmam gerekiyor. Yani burada bir ilişki kurduğumuzda aslında ve bu korunumlu yolları da yangın merdiveni diye isimlendirirsek ya da artık bina dışına tahliye olduğumuz noktalar olarak değerlendirirsek, yangın ihbar butonlarını öncelikle yangın merdiven giriş noktalarına ya da tahliye noktalarının yanına koymak zorunlu diyebiliriz. Bunun iki sebebi var. Birisi işte az önce de söylediğim gibi kaçış mesafelerinin ile ihbar butonuna erişim mesafelerinin birbiriyle uyumlu olması. O yüzden böyle bir ortak kesişimimiz var. Onun haricinde tehlikeli bir ortamda bulunan kişi kendini güvenli hissedene kadar genelde ihbar butonuna basmayı akıl edemez. O yüzden mümkünse bunu tahliye noktalarının yanına, yani yangın merdivenine girmeden önceki son noktaya ya da tahliye yangın merdiveni ya da tahliye noktasının hemen yanına konumlandırırsam o zaman daha kullanışlı bir düzenleme yapmış olurum. Tabii binanın yatay büyüklüğüne göre ara noktalara da ihbar butonu yerleştirmemiz gerekebilir. Bir diğer önemli konu bu ihbar butonunun yerden 1.1 ile 1.3 metre yükseklikteki bir konuma yerleştirilmesi gerekiyor. İdeal bir yerleşimde bu şekilde de görüldüğü gibi, gördüğünüz gibi bir tahliye kapısı var. Tahliye kapısının yanında bir ihbar butonu, bir yangın merdiveni var. Onun yanında bir ihbar butonu. Bir de riskli kabul ettiğimiz yangın mutfak gibi, hani mümkünse bu tarz tehlikeli alanlarda, kazan dairesi ve mutfak gibi alanlarda, gazlı bir takım pişirme ünitelerinin olduğu alanlarda yangın kapılarının yanına buton koymakta fayda olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönetmelik olarak zorunda olmasa da bizim tavsiye ettiğimiz bir durum açıkçası. Peki bu hangi binalarda zorunludur? Bunları ezberde tutmanıza gerek yok. Aslında burada vermek istediğim mesaj şu. Bu sistemler belli koşullarda, zorunlu belli koşullarda tamamen tercihe bağlı. O yüzden bunları biz bile hepsini ezberimizde tutmuyoruz. Mevzu bahis olduğunda açık yönetmeliğimizden ya da ilgili hangi standarda göre çözümleme yapıyorsak oralardan bakıp buluyoruz. Sizin burada aslında temel üzerinde durmanız gereken konu belli koşullar altında bu sistemlerin zorunlu olduğu olgusunu kendinizde bunu kabul ederseniz aslında bu sizi doğru yola götürecektir. Ama kısaca özet yapacak olursak
konut harici 2-4 kat arasındaki ve kat alanı 400 metrekareden büyük binalarda, 4 kattan daha yüksek konut harici binalarda, konut da dahil olmak üzere tüm yüksek binalarda manual call points, yani yangın ihbar butonlarının zorunlu olduğunu söyleyebiliyoruz. Diğer bir yangın algılama alarm sistemi bileşeni ise otomatik algılama sistemi diyebiliriz, bir alt kategorisi. Bunun da başında yangın algılama dedektörleri geliyor. Bunu genel olarak iki tipe ayırıyoruz. Bunları çok genel bahsediyorum. Dediğim gibi bilgi sahibi olmanızı istiyorum ama çok çok fazla detayda girerek çok fazla karışık fazla bilgi vermek de istemiyorum diğer taraftan, karışık kafanızı karıştırmamak adına. Bunu ikiye basit olarak noktasal tip dedektör ve özel tip dediğimiz dedektörler olarak ayırabiliriz. Bizim daha çok binalarda gördüğümüz noktasal tip duman dedektörü, ısı dedektörü. Hem duman hem de ısı özelliği olan kombine dedektörler ve havalandırma santrallerinin girişine koyulan ve binaya duman girmemesi için tesis ettiğimiz kanal tipi dedektörler. Özel tip dedektörlerde alev dedektörleri, işte kablo tipi dedektörler, daha çok karayolları tünellerinde kullanılır ya da metrolarda. Bu ortamlarda çok fazla hava hareketi olduğu için dumanı algılayan ya da ısıyı algılayan dedektörler yanlış algılama yaptığı için buralarda kablo tipi dedektörler kullanılır ki tünelin hangi noktasında yangın çıktıysa bize haber versin diye. Onun haricinde bizim otomatik algılama yaptığımız, daha önce de bahsettiğimiz, bakın şurada bir akış anahtarı görüyoruz, flow switch dediğimiz, sprinkler sistemi borusu üzerinde yerleştirilen, şurada gördüğünüz ördek ayağı gibi parça, aslında tam borunun içerisinde kalıyor. Su akışı olduğunda bu su akışı bu pedalı ittirdiği için ana yangın sistemine bir sinyal düşüyor. Yani sprinkler patladı, bir su akışı var. Ve işte alarm nereden geliyorsa o bölgeyi kontrol et şeklinde. Diğer sistem ortada gördüğümüz gazı söndürme sisteminin panelini görüyoruz. Değerli ekipmanların olduğu server odası gibi, data merkezleri gibi odalarda ekipmanları korumak için yangın başlar başlamaz hızlı bir söndürme işlemi yapabilmek için gazı söndürme sistemi tesis ederiz bu alanlara. Ve doğal olarak gazı söndürme sistemi aktive olduğunda yani ve algılama yaptığında yine ana alarm panel ana sisteme bir yangın alarmı düşer. Gazı söndürme sistemi aktive olacağına yönelik. Sağda gördüğümüz diğer sistem ise kitchen hood dediğimiz kitchen hood chemical wet chemical suppression system. Bu mutfak davlumbaz söndürme sistemi olarak geçer. Bunlar da mutfakta çıkabilecek bir yangında, davlumbaz altında başlamış bir yangını söndürmek için tesis edilen sistemlerdir ve aktive olduğunda, diyelim ki bir yangın var ve bu sistem aktif oldu, aktif olduğu için ana sisteme yangın alarmı olarak bir sinyal düşer ve böylece biz o bölgede yangın olduğunu anlamış oluruz. Burada solda gördüğünüz noktasal tip bir dedektördür. Genel olarak karşınıza tipik bir ofis, konut, alışveriş merkezi, otel, yurt diyebileceğimiz tüm binalarda normal bir mimari tasarımda karşımıza çıkacak dedektör algılama sistemi budur. Dediğim gibi genel olarak duman algılayıcı sistemler yerleştiririz. Eğer tozlu bir ortamsa ya da buharlı bir ortamsa duman dedektörü onu duman zannedip yanlış algılama yapabileceği için o gibi yerlerde biz ısı dedektörü kullanırız ya da farklı dedektörler kullanırız. Ve bu şekilde bir görsel yaratır tavanda. Sağda gördüğümüz resimde size esas sizleri de ilgilendirdiğini düşündüğüm konu. Burada gördüğünüz gibi bir asma tavan var ve delikli bir asma tavan yapısı var. Şimdi burada önemli olan konu şu. Dedektörün algılama mantığı sıcak dumanı algılar ve sıcak duman da bildiğiniz gibi tavana yükselir. Delikli bir asma tavan yapısında dedektörü biz nereye yerleştireceğiz? Şimdi Avrupa standartları bize diyor ki eğer bu delikli asma tavan boşluk oranı %40'dan fazlaysa asma tavanın altına dedektör koymanıza gerek yok. Zaten duman bu deliklerden asma tavan içine çıkacağı için bizim kap tavanına dedektör yerleştirmemiz yeterlidir der. Böylece delik buradaki boşluk miktarına göre
biz asma tavan altına dedektör koyup koymayacağımızı karar veririz. NFP standartlarımıza baktığımızda ise bu açıklık oranı %70'e çıkıyor. %70'ten daha fazla açıklık oranı varsa sadece kat tavanına dedektör yerleşimi yapmamız yeterliyken %70'ten az ise biz hem tavana hem de bu diyelim %60 açıklık oranı var. NFP'ye göre bu %60 açıklığı olan asma tavanın altına da dedektör yerleştirmemiz gerekecek. Diğer bir dedektör tipi, burada görselde parmakla işaret edilen air sampling detection system, yani hava örneklemeli sistem dediğimiz bir sistemdir. Bu sistem aynı fotoğrafta bir noktasal tip duman dedektörüne de yer verdim ki görsel olarak aradaki farkı görebilmeniz açısından. Genelde Zara mağazalarında bu çok tercih edilir. Daha çok hani kullanıcıların da çok bulunduğu ortamlarda tesis edilir. Maliyet olarak daha yüksektir. O yüzden çok fazla tercih edilmez. Ama bazı mimari tercihlerde bu noktasal tip dedektörler tavanda görülmek istenmediği için bu solda görünen ufak delikli yapı bulunur. Bu nasıl bir sistemdir? Bu gördüğünüz ufak delik sisteminin arkasında bir boru ağı vardır. Bu deliklerden birçok vardır tavan üstünde. Nasıl noktasal dedektörden birçok noktada varsa bundan da birçok noktada vardır. Ve bunlar bir boru hattıyla bir ana sisteme bağlıdır. Ve bir fan çalışır ve bu deliklerden sürekli hava emişi yapar. Ve ortamda duman varsa doğal olarak duman bu deliklerden boru sistemine girer ve böylece ortamdaki yangın anlaşılmış olur. Bunun da mantığı bu şekildedir. Sağ tarafta ise beam dedektör dediğimiz ışın dedektörüdür. Genelde sağ altta gördüğümüz tarz yüksek tavanlı, yani dumanın sıcak duman da olsa tavana yükselmesi zaman alacak ve yangın algılaması geç olacak. Eğer noktasal tip dedektör kullandığında tavanın en üst noktasında yangın algılamasının geç olacağı ortamlarda bu tip dedektörleri kullanırız daha alt kodlarda. Ve burada da şöyle bir çalışma sistemi vardır. Eğer bu ortamda yangın çıkarsa bu sistem bir dedektör vardır ışın gönderen, bir de karşıda aynası vardır ve bu aynadan ışın bu dedektöre geri döner. Ve yangın çıktığında duman bu ışınla bu ışın üretici cihazla aynasının arasına girdiği için doğal olarak ışın aynaya ulaşamaz ve geri dönemez. Bu da ortamda yangın olduğunun bir göstergesidir. Bu tarz sistemleri tavandan çok fazla dekoratif ayize ya da benzeri bir takım mimari unsurların sarkıtıldığı ortamlarda maalesef bunları kullanamıyoruz. Ama yüksek tavanlı, açık tavanlı alanlarda bu sistemler kullanıma gayet uygundur diyebiliriz. Bu dedektörlerin bir yerleşim kuralı var. Dediğim gibi bunlar aklınızda ve ezberinizde tutmanız gereken kurallar değil. Sadece size bir fikir vermek adına bunları anlatıyorum. Dedektörleri gelişigüzel yerleştirmiyoruz. Hepsinin bir kuralı var. Örneğin bir duman dedektörü daha çok sizin karşılaşacağınız görsel estetik kaygılarınızın yoğun olacağı ofis, konut, mağaza ve benzeri restoran gibi alanlarda kullanacağınız dedektörlerin bir tanesinin koruma alanı genel olarak 80 metrekare kabulüyle bir yerleşim yaparız. Doğal olarak 80 metrekareyi koruyacak şekilde yerleştirilen ve bu 80 metrekarenin merkezine koyduğumuzda düzgün geometrili bir mahalde iki dedektör arası mesafe 9 metre, dedektörle de mahallin duvar arası mesafe yaklaşık 4,5 metre olacak şekilde genel olarak bir yerleşim prensibi takip edilir. Ama egzantrik yapılı bir sağda gördüğümüz gibi bir geometri söz konusuysa o gibi durumlarda dedektör ile dedektörden bir 6,4 metre yarı çapında bir çember çizdiğinde mümkünse bu çemberin mahallin en uzak noktalarında kapsamasını beklerim. Aksi takdirde bir takım dedektörler buraya ilave etmem gerekir. Peki otomatik algılama sistemiyle ilgili yönetmelikteki belirtilen zorunluluk nedir? Burada bina kullanım sınıfına göre bir takım değişiklikler var. Örneğin birinci maddede gördüğümüz dwelling units denilen, yani bir konut biriminde eğer konut binası bina yüksekliği 51,5 metreden daha yüksekse otomatik algılama sistemi zorunludur. Aksi takdirde bu sistemi tesis etmek zorunda değilsiniz. Diğer otel, yurt gibi konaklama amaçlı binalarda bina yüksekliği 6,5 metreyi geçtiğinde bir takım kamusal binada
mesela şu arada healthcare facilities'e baktığımızda, yani bir sağlık amaçlı binada yine aynı şekilde otomatik algılama sisteminin 6,5 metreden, yani bina belki tek katlı olsa bile ya da iki katlı bir sağlık biriminde ya da bir otelde bu sistemin zorunlu olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Ofis binalarında 30,5 metreyi geçtiğinde bina yüksekliği bu otomatik algılama sistemi zorunlu hale geliyor. Bina yüksekliğinin haricinde belli tip binalarda bir de binanın toplam kapalı alan sınırı var. Burada yine otel ve yurt gibi konaklama amaçlı bir binada 6,5 metre yüksekliğinin haricinde 1000 metrekareden daha büyük kapalı alanı olan bir binada yine otomatik algılama sisteminin zorunlu olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bu tablo bizim yönetmeliğimizin 7 no'lu tablosudur. İhtiyacınız olduğunda binada algılama sisteminin zorunlu olup olmadığını, otomatik algılama sisteminin zorunlu olup olmadığını kontrol etmek için bu tabloya bina sınıfına göre kontrol edebilirsiniz. Işıklı ve görsel uyarı sistemi bizim yangın algılama ve alarm sisteminin bir diğer unsurudur. Bu şu ana kadar algılama sistemini konuştuk, algıladık. Diyelim ki yangın olduğuna karar verdik ve binada artık uyarı sistemini devreye sokuyoruz. Peki uyarı sistemi nasıl binaya bir uyarı veriyoruz? Biz sesli ve görsel olarak binaya uyarı vermemiz gerekiyor. Öncelikle hangi binalarda uyarı sistemi zorunludur? En temel olarak manuel ihbar butonunun zorunlu olduğu, bunu birkaç slide önce konuşmuştuk, zorunlu olduğu tüm binalarda uyarı sistemi de zorunludur diyebiliriz. Yani bu şu anlama geliyor. Sen manuel uyarı sistemi binada zorunluysa, yani bir butona basıyorsan, bir neden, yani bu bir nedenin bir de sonucu olmalı diyor. Buna bastığımda bir uyarı verdiysem, bir algılama yaptıysam bir de uyarı vermem gerekiyor diyor. En basit olarak bu şekilde ifade edebiliriz yönetmeliğe göre. Peki nedir mesela görsel uyarılardan nedir? Öncelikle görsel uyarıya niye ihtiyaç duyarız? Bunun temel sebebi duyma engelli, işitme engelli kişilerin olduğu alanlarda aslında bizim görsel bir takım uyarılar da vermemiz gerekiyor. Bunun da belli yerleşim kuralları var. Öncelikle belli tabii kriterler var. Çok detaya girmeden biz burada görsel uyarı cihazlarının bir kandela değeri, burada gördüğünüz gibi CD harfiyle gösterilen kandela değerine bakarız. Bu uyarı cihazının ışık şiddetini ifade eder. Yani yönetmelikler ve standartlar mahal büyüklüğüne göre hangi şiddette görsel alarm cihazları konumlandırmamız gerektiğini bize söyler. Onun haricinde bazı standartlar bu görsel kaynağın şiddetine göre bir sınır biçerken, bazıları da görsel kaynağın bulunduğumuz mahallenin yüzeyinden gözümüze yansıyan şiddete göre bir, yani kandele bölü metrekare, birim alana düşen ışık şiddetine göre bir takım ibareler bulundurur. Detaylardır bunlar ama dediğim gibi yönetmelikte hem kandele değerine göre talepler görürüz, hem de kandele bölü metrekareye göre bir takım talepler görürüz. Burada da bu görsel alarm cihazının bulunduğu yüksekliğe, mahalle göre de bu cihazların sıklığını arttırırız. Burada gördüğünüz bir koridor yapısı ya da bir mahal yapısında, mesela şuraya baktığımızda bir 12.2 metre NFPA standartlarına baktığımızda 12.2 metre kare boyutlarına sahip bir odada bir adet duvarda 60 kandile ışık şiddetine sahip bir görsel alarm cihazı yerleştirmemiz, yani bir flaşör, flaş etkisi yaratan bir cihaz yerleştirmemiz gerektiğini NFPA standartlarında görebiliriz. Koridora baktığımızda ise sağ tarafta mümkünse koridorun uçlarına 30,5 metrekareden daha fazla olmamak üzere bu aralıklar ve ışık şiddeti de 15 kandileden az olmayacak şekilde buralara bir takım engellilerin dikkatini çekmek üzere bir takım görsel alarm cihazları da yerleştiririz. Burada bir video var. Bu görsel alarm cihazı nasıl çalışıyor? Öncelikle onu bir görmüş olduk. Bakın tavanda bir flaşör var. Burada bir
aynı zamanda bir uyarı sistemini dinliyoruz burada. Yani birazdan da bahsedeceğimiz bir acil anons sistemi var bu binada. Onun haricinde bu mahallede tavanda gördüğünüz bu flash etkisi yaratan ve ışık şiddeti belli bir kandela değerinde olan bir flaşörü görüyoruz. Ses varsa biz alamıyoruz. Şöyle yapmak gerekir. Sağ tarafta daha fazla diyoruz. Öyle olması lazım. Bilgisayarın tamam. Sesini ver dediğimiz zaman alıyor hocam. Sesi paylaş. Tamam. Bakalım. May I have your attention please? May I have your attention please? There has been a fire alarm recorded in the building. There has been a fire alarm recorded in the building. Please proceed to the stairways and exit the building. Bu tarz bir sistem, uyarı sistemi, ideal bir uyarı sistemi. Bu şöyle de olabilirdi. Eğer acil anons bu binada zorunlu olmasaydı, bu flaşörün yanında, burada gördüğümüz bu görsel uyarı, flaşör diyoruz ona, onun haricinde, yani strobes diyoruz, bunun haricinde bir de siren oluyordu. Siren size acil durum olduğunu ifade eder ama sözlü bir metin yoktur. Sadece ses duyarsınız, bir siren sesi duyarsınız. Ama bina belli büyüklüğe, belli yüksekliğe ulaşınca artık siren yerine acil anons sistemi zorunlu hale gelir. Bunu da birazdan konuşacağız. Onun haricinde şunu söyleyebiliriz. Eğer ortamda herhangi işitme engelli birinin bulunma ihtimali yoksa o ortamda flaşör dediğimiz görsel uyarı sisteminin tesis edilmesi zorunlu değildir. Ama engelli birinin bulunma ihtimali var ise o alanlarda biz flaşör bulundurmak zorundayız. Bunu da genel olarak şöyle karar veriyoruz. Diyoruz ki topluma açık alanlarda toplanma amaçlı balo salonu, spor salonu, soyunma odaları, genel topluma açık tuvaletler, WC'ler gibi alanlarda flaşör kullanmayı zorunlu. Diğer sistemimiz az önce de bahsettiğimiz ve videoda da duyduğunuz acil anons sistemi. Acil anons sistemi öncelikle ortamda en az 65 desibel ses seviyesinde binadaki kullanıcılara uyarı vermesi gerekir. Onun haricinde diğer kural ortamdaki olağan ses seviyesinin yaklaşık 15 desibel üstünde bir uyarı sağlamamız gerekiyor. Diyelim çok sessiz bir ortam. 65 desibel ses seviyesi bizim için yeterli. Ama ortam doğası gereği 75 desibel ses seviyesine sahipse biz 90 desibel yani 15 desibel daha üstünde bir acil anons sistemi tesis etmemiz gerekiyor. Ve kullanıcıların bulunacağı her alanda en az bir adet acil anons hoparlörü yerleştirmek zorundayız ki o ortamda bulunan kişiye gerekli uyarıyı verebilelim. Peki bu neye göre zorunlu? Yine ezberlemememiz gereken ama sadece üzerinden geçmek adına otel ve yurt gibi yani konaklama amaçlı binalarda eğer yatak sayısı 200'den fazla ise acil anons sistemi zorunludur. 5000 metrekareden büyük ve ortamdaki kişi sayısı 1000 metrekareden fazla ise endüstriyel, süpermarket gibi alanlarda ve public buildings dedi yani topluma açık kütüphane benzeri alanlarda acil anons sistemi zorunludur. Onun haricinde bina yüksekliği 51,5'tan yüksek olan tüm binalarda acil anons sisteminin zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim ofisimizin toplantı odasının bir görüntüsü. Burada gördüğünüz dağınıklık tamamen Alican'a ait. Ve bu benim burada vurgulamak istediğim esas konu, burada tavanda gördüğünüz, soldan sayarsam sırasıyla sprinkler başlığını görüyoruz burada. Hemen yanında burası toplantı odası olduğu için içeride engelli bulunabilir ihtimaline karşı bir adet bu kırmızı gördüğünüz şey flaşördür. Az önceki videoda da izlediğimiz o görsel flaş etkisini yaratan cihaz. Hemen yanında acil anons hoparlörünü görüyoruz. Hemen yanında da bir dedektör görüyoruz. Odanın büyüklüğü çok fazla olmadığı için yerleşimlerinin yapılması gayet esnek iken iç mimarımız görsel olarak bir bütünlük yakalamak için bunları tek sıra halinde bu şekilde bir yerleşim yaptı. Tabii biz de bu cihazların duvarlara olan mesafelerine ve ortam alanına dikkate alarak yerleşim kurallarını da göz önüne bulundurarak bu yerleşime izin vermiş olduk. Yani burada hem yönetmelikleri uyguladığımız hem de iç mimarın
istediği, arzuladığı bir tasarımı yaptığımız için burada bunu göstermek istedim özellikle. Diğer bir artık yangın algılama alarm sistemini bitirdik. Elektriksel yangın güvenlik sistemlerinin bir diğer parçası olan acil aydınlatma sistemlerinden bahsedeceğiz şimdi. Buradaki temel konu, acil aydınlatma sisteminin temel amacı, binada oldu da enerji kesildiğinde, ki mesela deprem çıktı, deprem sonrası yangınlar meşhurdur ve depremde de çoğu enerji sistemi zarar görür. Bu gibi durumlarda binada hala aydınlatmanın devam etmesi ve insanların kaçış yollarına, güvenli kaçış yollarına ulaşabilmesi açısından biz acil aydınlatma sistemi tesis ederiz. Ve bu şekilde de gördüğünüz gibi, örneğin burada bakın, kaçış noktalarımız, yani yönlendirme işaretlerinin de yer aldığı kaçış kapılarımızın önlerinde yangın dolabının, yangın tüplerinin bulunduğu noktaları vurgulayacak şekilde ana kaçış koridoru hattı üzerinde, bakın burada hani bizi kaçış yoluna götüren ana hat üzerinde ve mahallin genelinde belli ışık şiddeti değerinde, belli lüks değeri diyoruz, değerinde bir acil aydınlatmanın minimum olarak sağlanması gerekiyor. Hatta burada bakın, kapıdan çıkıp bina dışına çıktığımda toplanma alanına ulaşana kadar, ki şurada gördüğünüz işaret toplanma alanı işaretidir. Umarım masumun ucu görünüyordur buradan. Özellikle noktaladığım kısım. Binada tamam. Kapıdan çıkıp binayı terk etmiş olsam bile aslında acil toplanma alanına kadar bu acil durum gece olmuş olabilir ve binanın dışı da karanlık olabilir. Bu açıdan aslında binanın dışında dahi biz bu acil aydınlatmayı devamlı hale getiriyor olmamız gerekiyor. Peki hangi koşullarda bu acil aydınlatma zorunlu? Sonuçta her yerde de acil aydınlatma yapacak değiliz. Benim müstakil bir villam varsa onda da acil aydınlatma gerçekten zorunlu mu? Ya da hangi tip binalarda zorunlu? Tabii yönetmenin bununla ilgili de bir mantığı var. Yüksekse bina bir kere acil aydınlatma zorunlu diyor. Onun haricinde 200 kişiden daha fazla insanın bulunduğu tüm binalarda yine zorunlu. Tahliye katının altında 50 ve üzerinde kişi sayısı kullanıcı yükü varsa acil aydınlatma zorunlu. Penceresi olmayan, enerjisi kesildiğinde tamamen karanlık duruma düşecek tüm odalarda ve binalarda acil aydınlatma zorunludur. Hastanelerde, bakıma ihtiyaç, huzur evleri ve benzeri binalarda, eğitim binalarında, onun haricinde konaklama amaçlı otel, yurt ve yüksek tehlikeli alanlarda da acil aydınlatma sisteminin tesis edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir sistemimiz acil yönlendirme sistemi. Burada da belli kurallarımız var. Öncelikle bizim binada, binayı tanıyor olabiliriz, amatör bir kullanıcı olabiliriz, tiyatroya gitmişizdir ya da bir gün davet edildiğimiz bir yer, bir otelde olabiliriz bu anda. O yüzden temel olarak korunumlu kaçış yollarına ulaşabilmemiz açısından acil durum yönlendirme işaretlerini takip etmemiz gerekiyor. Bize düşen görev de bu işaretleri binada uygun şekilde yerleştirmek. Yani insanların en iyi şekilde kendilerini korunumlu bir kaçış yoluna atmaları için takip etmeleri gereken güzergahı bizim onlara en iyi görebilecekleri şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Şimdi burada ISO standartlarına göre uluslararası, tüm dünya genelinde kabul görmüş yeşil zemin üstü beyaz yönlendirme işaretlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü bunun bir sebebi var. İnsan gözü yapılan araştırmalara göre en iyi, bizim görme spektrumumuz diyelim gözün, en çok dikkat çeken renk yeşil rengi. Bu sebeple acil durum ekipmanları ya da özellikle yönlendirme işaretlerinin yeşil zemin üstüne olması gerekiyor. Ve bir sembol ifade edebilmemiz açısından da yeşil üstüne beyaz rengi tercih ediyoruz. Ve bu uluslararası tescillenmiş bir konu. Onun haricinde bu yeşil görünümlü, bu yönlendirme işaretinin yönetmeliğimize göre bir sınırı var. Bizim yönetmelik bu yönlendirme işaretinin en az 15 santim yüksekliğinde olması gerektiğini söylüyor. Boyut olarak. Bu gördüğümüz yeşil zeminden bahsediyor. Şimdi bazı mağazalara gidiyorsunuz, çok üst kotta aşırı minyatür 5 santimlik bir takım yönlendirme işareti var. Niye böyle
istiyorsunuz dediğimizde işte mimarımız öyle tercih etti deniyor. Bizim insanların kaçış yollarını bulabilmesi için, onların dikkatini çekmesi için yerleştirdiğimiz bu yönlendirme işaretleri iç mimari tarafından mümkün olduğunca dikkat çekmeyecek, minimize edecek ve mümkün olduğunca ücra köşelere maalesef yerleştirilmeye çalışılıyor. Aslında bu çok tezat bir konu. Yani hedefle sonuç birbirinden çok farklı. O yüzden öncelikle bu işaretleri kabullenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sonuçta bir acil durum cihazıdır ve bunu hem yönetmelik açısından hem vicdani açıdan kanunen, ki en büyük temel dayanağımız budur, kanun olarak bilmemiz, belli yükseklik sınırları olduğu ve belli renk standartlarının olduğunu bilerek uygun aralıklarla bunları yerleştirmemiz gerekiyor. Mesela bizim yönetmeliğimiz bir acil durum yönlendirme işaretinin döşemeden yerden 2 ila 2,5 metre, 2,4 ya da diyebiliriz yükseklikte olması gerektiğini söylüyor. Daha yukarıda aslında yönlendirme işareti olmaması lazım. Yani bizim gözün en iyi görebileceği şekilde. Onun haricinde yönlendirme işaretinin görülebilirlik seviyesine, bu da önemli, kişi bulunduğu noktadan belli uzaklıktaki yönlendirme işaretini görebilir. Buradaki kriter de şu, bizim iki tip yönlendirme işaretimiz var. Bir, kutulu dediğimiz içten aydınlatmalı. Bir de dıştan LED ile ya da farklı bir armatür ile aydınlatılan yönlendirme işareti. Bu sağ tarafta gördüğünüz dıştan aydınlatılan bir yönlendirme armatürü iken sol taraftaki kutu şeklinde içten aydınlatılan bir yönlendirmedir. Yönetmelik şunu diyor. Eğer yönlendirme işareti içten aydınlatılıyorsa daha homojen bir aydınlık sağlandığı için yönlendirme işaretine daha çok dikkatimizi çekiyor. Ve böyle olduğu için bizim bulunduğumuz noktada yönlendirme işareti neyse yüksekliği, burada bir haş yüksekliği tanımlanmış gördüğünüz gibi. Yönlendirme işareti minimum diyelim 15 santim yüksekliğinde. Bu 15 santimlik kutulu yönlendirme işaretinin en fazla 200 haş, yani 200 çarpı 15 santim uzaklıktan görülebileceğini söylüyor. Bu da şu anlama geliyor. Kişi bulunduğu noktadan bu yönlendirme işareti olan mesafe en fazla 30 metre olabilir. Eğer 15 santimse, yani yönetmelikteki minimum yüksekliği uyguladıysak biz bu yönlendirme işaretini en fazla 30 metre uzaklıktan görebiliyoruz. Yani kişi sağa döndüğünde 30 metre uzaklıkta, sola döndüğünde 30 metre uzaklıkta bir yönlendirme işareti görüyorsa, yani iki yönlendirme işareti mesafe 60 metreden fazla değilse bu bizim açımızdan uygundur diyebiliriz. Tabii tavanda bir engel yoksa. Sağdaki dıştan aydınlatılan yönlendirme işaretinde ise görme mesafesi yönlendirme işaretinin yüksekliğinin 100 katı. Yani diğer kutulu armatüre göre yarısı diyebiliriz. Yani sağa baktığında 15 metre, 15 santimlik bir şeyden bahsediyorum yine. Minimumu uyguladığımızı düşünelim. Sağa baktığında 15 metre, sola baktığında 15 metre. Yani iki yönlendirme arası mesafe 30 metreyi geçmediği sürece uygun bir yerleşim yaptığımızı söylüyorum. Diyebiliriz. Tabii yönlendirme işaretinin yüksekliği 2 ile 2,5 metre yükseklikte olmak kaydıyla. Şimdi bu çoğunuzun da gördüğü, bildiği bizim İstanbul Havalimanı'nın bir görüntüsü. Kapılara giderken, gate'lere gittiğimiz güzergah üstünde. Bakın burada yönlendirme işaretlerine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Sol taraftakinden başlayalım. Bizim de danışman olduğumuz bir proje. Bu projede gördüğünüz gibi yönlendirme işaretleri yüksek tavanlı bir yerde. Aslında genelde tavanlara yerleştirmek isteriz. Kabloların da geçtiği yönlendirme işaretlerini. Ama çok yüksek tavanlı olduğu için bu yükseklik kriterlerini sağlayabilmek açısından gördüğünüz gibi bir takım yönlendirme işaretlerini aşağı sarkıtabileceğimiz bir takım şeyler düzenledik. Konstrüksiyonlar yaptık burada. Gate'lere de bizi yönlendiren ama onlardan yeşil renk ile daha çok dikkat çektiğini düşündüğümüz bu yönlendirme işaretlerine bu noktalarda yer verdik ve yine az önce bahsettiğimiz bunlar içten aydınlatmalı olduğu için
ve yüksekliğini de dikkate alarak belli uzaklıklardan görülebilecek şekilde bunları belli aralıklarda insanları güvenli yollara yönlendirecek şekilde yerleşimleri yapmış olduk. Şimdi bizim yönetmelik yönlendirmeleri 2 ile 2.4, 5 metre, 2.5 metre aralığında bir yükseklikte olsun istiyor ama uluslararası standartlara baktığımızda bu bakış açısı biraz değişiyor açıkçası. Onlarda böyle bir yükseklik sınırı yok aslında. Var ama bize göre daha esnekler, daha üst kodlara yönlendirme işareti koyabilirsin diyorlar. Ama o zaman diyorlar ki yönlendirme işaretinin yüksekliğini arttır. Mesela burası bir havalimanı ve bizim yangın yönetmeliğimiz aslında havalimanını tam olarak kapsamıyor. Yani şöyle diyor yönetmelik, binalarda bu yönetmeliği uygularsın, havalimanı gibi, metro gibi bir takım spesifik binalarda uluslararası standartları da kullanabilirsin diyor yönetmeliğimiz. O yüzden biz burada biraz daha esnek davrandık. Mesela bir vakko mağazası, yine havalimanı içerisindeki bir vakko mağazası, kapı yüksekliği, kapının üst kotu 4-4,5 metre yüksekliğindeydi. Ve doğal olarak mimar, bizim yönetmelikte belirtilen yönlendirme işaretini 2 ile 2,5 metre aralığına sarkıtmak istemedi kapı ortasında bir şey görmemek için. Biz de bu durumda uluslararası standartlardan yararlandık. NFB standartlarına bakarak gözün görme açısına göre NFB'nin bir yaklaşım var. Yani insan bulunduğu noktadan yaklaşık %10 küsür bir açıyla yönlendirme işaretliğinin büyüklüğüne göre işareti büyüterek daha üst kodlara yerleştirilebileceği özellikle vurgulanıyor. Biz de oradaki Vakko mağazasının mimarı öyle istedi diye şöyle bir düzenleme yaptık. 15 santim değil ama 30 santim hatta 40 santimlik bir yönlendirme işareti ve içten aydınlatmalı olacak şekilde bir yönlendirme işareti talep ettik. Onlar da yaklaşık 40 santimlik devasa bir yönlendirme işaretini 4 metre yüksekliğinde kapının üstüne yerleştirdiler. Hem biz mutlu olduk hem onlar mutlu olmuş oldu. Öyle bir mağaza oldu ki yönlendirme işareti kapının ortasında görülmedi. Ama mağazada nereye dönerseniz dönün o 40 santimlik yönlendirme işareti her noktadan sizin dikkatinizi çekiyordu. Burada havalimanında böyle bir esnekliğimiz olduğu için uluslararası standartlara göre böyle bir çözüme gittik. Evet, diğer bir konu bizim acil durum ekipmanları. Bu Alican'ın da bahsetti işte. Sprinkler sistemini besleyen yangın pompaları, duman tahliye sisteminin parçası olan duman egzoz fanları, işte acil durum asansörü, itfaiye asansörünün acil ana beslemesi, acil durum cihazı, işte basınçlandırma sistemi, bizim yangın alarm sistemi gibi sistemler yönetmeliklere göre hem bizim ülkemizde hem de uluslararası standartlara göre normal şebeke beslemesinin haricinde bir de acil durum beslemesi talep edilir. Yani oldu da şebeke gittiğinde bu sistemler hala devrede olabilmesi için bizim bir de bunlara binanın ya ilave bir farklı bir trafodan, bambaşka bir şebekeye ait trafodan ya da binaya da tesis ettiğimiz jeneratörlerden enerji beslemesine devam etmemiz gerekiyor. Burada sizi en çok ilgilenmek gereken nokta şu. Bu bazı standartlarda zorunlu olmanın yanında bazı standartlarda tavsiye olarak yer alırken biz bulunduğumuz projelerde bunu mümkün olduğunca zorunlu tutuyoruz. O da şu, burada görmüş olduğunuz basit kablo şeması diyebiliriz. Şurada gördüğünüz sarı bir otomatik transfer panosu. Yani bizim bu otomatik transfer panosu bir acil durum cihazını besliyor. Bu otomatik transfer panosuna hem şebekeden bir enerji geliyor hem de bizim jeneratörden bir enerji geliyor. Ve şebeke enerjisi kesildiğinde bu pano otomatik olarak enerjiyi jeneratörden almaya devam ediyor. Ve böylece biz acil durum cihazlarını beslemeye devam edebiliyoruz bu sayede. Burada gördüğümüz şemada bizim ana enerji dağıtım merkezinden bir hattın geldiğini görüyoruz. Bir de jeneratörden geldiğini görüyoruz. Mümkünse burada mimarlardan beklenti şu, bizim diyelim ki elektrik şaftında bir yangın çıktı. Bu noktada aynı şafttan hem bizim şebeke hattını yükseltirsek, o kabloyu geçirirsek hem de
jeneratörden gelen kabloyu geçirirsek o şafta zarar geldiğinde her iki hatta da, yani bizim hem birincil enerji hattımıza hem de ikincil enerji hattımıza zarar gelmiş olacağı için mümkünse binanın farklı iki şaftından ve mümkünse birbirine uzak şaftlarından biz iki kablo tesisatını bu otomatik transfer panolarına ve dolayısıyla acil durum cihazlarına götürmek istiyoruz. Ve bu yönde de taleplerimiz oluyor. Mimarların da bu konuda bize destek olmasını bekliyoruz. Acil durum anında bu cihazların çalışabilir olması açısından. Evet, diğer bir önemli konu bizim elektrik odaları ve elektrik şaftlarımız. Aslında elektrik odaları konusu mimari bir konudur. Elektrik sistemlerinden ziyade ve bu elektrik sistemlerini sürekli devrede işletmesel kesintiye uğramamak açısından, işte jeneratörümüzü hala koruyabilmek açısından, ana dağıtım odalarımızı, pano odalarımızı koruyabilmek açısından öncelikle mimari olarak tüm bu elektrik odalarının ayrı bir yangın zonu olduğunu söyleyebiliriz ve bu odaları, duvarları yangına dayanıklı, kapıları da aynı şekilde yangına dayanıklı olarak tesis edilmesi gerekir. Onun haricinde tüm elektrik şartlarımız, tüm kablolarımız, kabloların yangın sistemlerini besleyenler yangına dayanıklı olurken diğer normal alçak akım sistemlerini besleyen kablolar ise yani böyle kozalak gibi yanar ve yangını büyütür ve yangın yükü çok yüksek. Ve bu sistemlerinde yangın durdurucu önlemlerini düşeyde ve yatayda burada gördüğünüz gibi almamız gerekiyor. Burada kabloların bir şafttan yükselirken yangın durdurucu bir takım önlemleriyle alt kattaki yangın kablolar aracılığıyla üst kata geçmemesi açısından uygulanmış bir yangın durdurucu metodunu da burada görebiliriz. Evet, ben son olarak aslında bu noktada sunumu bitirdim. Benim dediğim gibi çok fazla detaya girmek istemedim. Özellikle elektriksel bu yangın algılama, alarm ve uyarı sistemlerinin yerleşim detayları ve bir takım aslında tam olarak sizin skobunuzda olmayan detayların haricinde sizi sahada daha çok etkileyeceğini düşündüğüm konulara yer vermeye çalıştım ve bu sırada da tabii yangın algılama alarm sistemlerinde bir yandan aşina olmanız açısından da yüzeysel de olsa bir özet yapmış olduk. Son olarak Hammurabi'nin bir sözüyle bitirelim. Kanunlarıyla meşhur, biliyorsunuz milattan önce yaşamış ama kanunları günümüze gelmiş. Hammurabi'nin dediği gibi hatalı bir yapının çökmesi ve yanması halinde yapı sahibi ölürse yapıyı yapan mimar, yapı sahibinin oğlu ölürse mimarın oğlu öldürülecektir diye çok iddialı bir kanunu var. Çok acımasız kabul ama biz buradan şu dersi çıkarabiliriz. Mimarlar her şey, binanın her şeyi. Aslında tüm sorumluluk sizde. Mekanikçinin hatası da size kesilir. Elektrikçinin hatası da en sonunda hesabı size kesilir. O açıdan aslında sizin her konuya aşina olmanız ve onları üst gözden denetliyor olmanız, İhtiyaçları olduğunda destekliyor olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi bir sunumunuzdan dolayı teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bu arada birbirini tamamlayan konuları görüyoruz. Aklınızda sorular varsa onları lütfen düşünün. Ben bir soru sorayım. Bu sırada siz düşünün. Bu ihbar butonları kırmızı olmak zorunda mı? Başka renkleri boyayabilir miyiz? Örneğin yeşil. Hani daha çok görünüyor demiştik ama mimari tasarımla, iç dizaynla bütünleşmesi açısından başka renklere boyayabilir miyiz? Zaten kırmızı üretiliyor da sormak evet. İstedim ben. Evet, tabii. Yok ya, bunlar bize çok sık gelen sorular arasında bu arada. Çünkü renk önemlidir sahada her zaman. Ama ihbar butonu evet kırmızı renkte olması gerekiyor. Özellikle o cihaz EN standartlarında, bizim yönetmelikte bu vurgulanmaz ama yönetmeliğin atıfta bulunduğu ihbar butonuyla ilgili detayları bulabildiğimiz kısımda evet bunun kırmızı renkte olması gerektiği söyleniyor. Ama şunu söyleyeyim, belki Ali Can bahsetmişti, hani siz renk sordunuz. Yine sıkça gelen diğer konulardan da ben bahsetmiş olayım. Mesela sprinkler sistemi, mekanik sistem, bunun boru hattının mesela işte rengi çok sık sorulur. Mesela burada bir esnekliğimiz var. Burada istediğimiz renkte yapabiliyoruz. Başlığı boyamadığımız sürece, o
ısıl elemanı boyamadığımız sürece suyun dağılımını yapacak deflektör ve orada ısıl algılayıcı, algılayıp patlayıp da suyun akmasına izin veren sistemi boyamadığımız sürece tüm boru hattını istediğimiz renkte yapabiliyoruz. Yani belli sistemler, her sistem kırmızı olacak diyemem ama evet, belli sistemlerde ihbar butonu gibi kırmızı olması gerekiyor. Peki öğrencilere dönelim. Var mı sorunuz arkadaşlar? Aklınıza takılan bir şey. Ben yine sormuş olayım. Geçtiğimiz aylarda mı diyeyim, çok yakın bir sürede bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir yönetmelik değişikliği yayınlandı galiba. Evet, yangın 2021. Evet. Alican Bey demişti ya, yanlış hatırlamıyorsam siz o komitede de var mısınız? Doğru. Yani şöyle, yani yönetmelik değişikliğiyle ilgili komite değil ama şunda ben yer alıyorum. Sunumun en başında da söylediğim gibi 2021 yönetmeliğe 2015'in üstüne orman yangınlarıyla ilgili değişiklikler genelde yer aldı. Ben de Orman TÜİK'in Orman Yangınları Komitesi'nde yer aldığım için bu yönetmelikteki değişikliklerin hepsi benim açımdan bir ilgi alanı. Şunu sormak istedim, belki ben tam açamadım. Bazı projelerde, örneğin iç mimari proje zorunluluğu geldi ve bazı projelerde çok daha, nasıl desem, açık belirtilmese de içeriği yangın danışmanlığı uzmanlığı, yangın danışmanlığı hizmeti alınması gibi bir uygulama başlatılacak. Bu konuda bilginiz var mı? Siz de orada mısınız diye sormak istedim. Evet, bu komitede yer almak istiyoruz tabii ki de. Bu önemli. Çünkü bu suistimal edilebilecek bir şey. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu farklı bir kanun üzerine, yani bizim yönetmelikten bağımsız olarak belli büyüklük ve belli kapsamdaki binalar, açıkçası bu hala taslak şeklinde bu arada, tam kesin yayınlanmış bir şey değil, belli kapsamdaki binalarda konuya hakim, belli özellikleri, kriterleri sağlayan, artık buna yangın danışmanı diyelim, yangın danışmanının o binada da bulunması, aynı yapı denetim gibi diyebiliriz aslında biraz, o şekilde bulunması yönünde bir kanun, yönetmelik çıkmak üzere. Şu an taslağı olarak dönüyor. Desteklediğimiz maddeleri var, desteklemediğimiz maddeleri var. Bugün zorunlu değil ama anladığım kadarıyla 2023 içerisinde herhalde taslaktan artık birebir uygulanabilir hale gelecektir diye düşünüyorum. Tabii bu şeyler her ne kadar kanuna dönüşse de öyle pat diye bir anda uygulanamıyor. Sonuçta devletin de bu konuda, bakanlığın da bir denetim mekanizması oluşturması gerekiyor. Bu da bir zaman alıyor açıkçası. O yüzden 2023 içerisinde ve sonlarına doğru artık bu taslağın bir kanuna dönüşmesi ve denetlenir ve uygulanabilir hale gelmesini biz de bekliyoruz. Ama şey kısmı şu an, yani uzun zaman oldu bakalı taslağı, hangi tip binalarda, ama tipik aynı biz nasıl diyoruz ya, işte belli yüksek binalarda, belli alandan büyük, belli sistemler zorunlu diyoruz. Bakanlık da biraz o gözle yaklaşmış. Yani belli tip kamusal binalarda, işte hastane falan gibi ve belli yükseklik ve genişlikteki binalarda bu hizmeti almak zorunludur. Bu hizmeti verecek kişilerin de şu kriterleri sağlaması gerekmektedir diye hazırladığı bir taslak. Kriterler belli mi tam olarak? Ne dersiniz? Yani bu hani şu tartışmaları görüyoruz. Çevre görevlisi diye bir kavram var. Çevre evet. Mühendisleri sadece bizde olsun diyor. Diğer gruplar bizde olsun diyor. Hatta çevre mühendisleri biz niye sınava giriyoruz? Otomatik sahip olalım diye bu yetkiye. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Evet, yani şöyle sayalım. Mesleki olarak mühendislik mümkünse, ama hani gıda mühendisliği gibi değil de, hani daha çok işin içinde olan, işte bu elektrik, mekanik olabilir. Bu tarz inşaat olabilir, mimar olabilir. Bu meslek gruplarından olmak üzere. Bu bir ön şart mesela. Hı hı. Onun haricinde tabii belli bir puan kriteri yapmışlar. Hani bu puanları topluyorlar ve akabinde hani mesleki olarak bir zorunluluk ama bu meslekten kişilerin diyorlar. Öncelikle işte lisans mezunu olması. Onun haricinde yüksek lisans mezunluğu varsa ekstra puan. Doktorası varsa ekstra puan. Bu meslekte yangın danışmanlığı, güvenliği ve benzeri bir meslekte kaç senedir görev yapıyorsa, yaptığı seneye göre bir puanlama
geliştirilmiş. Onun haricinde belli organizasyon, TÜYAK ve benzeri kişilerdeki konum ve pozisyonları, akademisyen olup olmaması kişinin gibi konularda göz önünde bulundurularak bir puanlama sistemi yapılmış ve toplamda tam onu hatırlamıyorum ama işte 50 puanı geçersek kişi mesela yüksek lisanstan 20 puan gibi. Mesleki tecrübeden her seneden 2 puan gelmek üzere en fazla 10 senelik tecrübeyi 20 puan olarak sisteme katıyor. Ben 20 senedir bu işi yapıyorsam 20 ile 2'yi çarpmıyor. Yani diyor ki maksimum 20 puan olmak üzere her sene 2 puan diyor. O şekilde bir yaklaşımı var. Ve bu şekilde işte bir puantajı oluşturursanız o zaman şeyi de ayırıyor. Mesela tezli yüksek lisans, tezli yüksek lisans olmak üzere falan gibi böyle kriterleri var. Hatırlamadığım var mı bilmiyorum ama temel olarak bu şekilde. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da iş güvenliği uzmanlığı gibi yani kısa bir eğitim üstüne sınav, bu şartların üstüne belki bu tür şeyler de gelebilir diye düşünüyorum ben. Şöyle düşünüyorum. İş güvenliği de bence bu kategoride bir tecrübe olarak, tecrübe puanı olarak dahil şu an olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu biliyorsunuz yönetmelikten çıkıyor ama hep soru işareti. Yani mesela bunu ben de bilmiyorum. Gerçekten iş güvenliği uzmanı bu kategoride mi sayılacak? Ama sayılabileceğini düşünüyorum. Çünkü iş güvenliğinin bir dalıdır bu. Yani yangın güvenliği aslında bir üst dalı gibi oluyor. O açıdan doğal olarak ben onun da mesleki tecrübe alanında dahil edileceğini düşünüyorum mesela. Çünkü zaten ülkede bir kişi yangın uzmanı ya da yangın danışmanı diye kategorilendirilecek bir uzmanlık yok ki. Bunu nasıl ayıracaksınız? Yani ben etik mühendis, etik teknik çalışanıyım. Makine mühendisiyim. Bu firmada çalışıyorum. Bu firmanın yaptığı işler belli ama hani tam anlamıyla bir yangın mühendisliği alanı gelişmiş değil henüz. Gelişecek. O yüzden ilk aşamada bu alanda görev yapmış mühendisler, iş güvenliği uzmanları ki onlar da alt tabanında hani mühendis, mimar oluyorlar. O yüzden tüm bu kategorileri ilk başta bence devreye sokacaklar ama ilerleyen süreçlerde belki detaylandırmalar olacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok bilgilendirici oldu. Arkadaşlar siz de hani hep diyoruz yangın sektörü makinecilerin elinde hep az sizin öneminiz çok büyük. Her şey sizinle başlıyor. İlerleyen profesyonel iş yaşamınızda da Coşkun Beyciğim bu arkadaşlar artık 4. sınıf artık bir 3-4 ay sonra yavaş yavaş mezun olacaklar. Hatta geçen derste konuştuk bir arkadaşları sizde çalışmaya başladı 1,5 sene önce. Fark yaratabilmek adına kendinizi yangın güvenliğine, yangın güvenliği uzmanlığına hazırlamanız yerinde olur diye düşünüyorum. Fark yaratmak sektörde binlerce mezun arasında son derece önemli. Son kez sorayım, sormak istediğiniz bir şeyler var mı diye arkadaşlar aklınıza takılan. Onlar düşünürken ben de şunu söyleyeyim. Evet bu çok gelişen bir alan Türkiye'de. Dünyada da çok daha yaygın bir alan. Biz 10-12 kişilik bir ekibiz ve sürekli sayımız artıyor. 1,5 sene önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir mimar arkadaşımız ekibimize katıldı ve ekibimizde şu an 2 mimar arkadaşımız, bir elektrik mühendisi arkadaşımız, geri kalanı da makine mühendisi olarak ve sürekli farklı branşları dahil etmeye çalışıyoruz. Bize de farklı bakış açıları kazandırmaları açısından çok da başarılı grafikleri var. Bu açıdan hem biz onlardan, onlar da bizden memnundur diye düşünüyoruz. Gelişiyor. Yurt dışında çok sayıda projelerimiz oluyor. Onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz ve hala ekibimizi arttırıp aslında çok büyük bir pasta olduğunu düşünüyoruz ve pastadan elimizden geldiğince bu işin başarıyla yerine getirdiğimizi düşündüğümüz için biz daha da fazla yer almak istiyoruz. Bu hem bizi geliştiriyor, hem ülkemize bir katkı oluyor, hem de bu mesleğe daha çok kişi kazandırmış oluyoruz bu vesileyle. O yüzden bu da alternatif bir kariyer olarak düşünülebilir kesinlikle. Çok gelişmeye açık. Sayı artık gördüğünüz gibi işte sizin de bahsettiğiniz gibi hocam artık bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan artık bir genelge de yayınlanıyor bununla ilgili. Yani artık bir yangın danışmanlığı adı altında bir dal da resmi olarak gelişiyor. Bugüne kadar vardı, 30 senedir bir firma bu işi yapıyor ama artık daha resmi bir tabana oturuyor. Bu şu anlama geliyor. Artık bu daha bilinir, daha yaygın ve daha şey hale gelecek. O yüzden ülkenin kırılma yaşadığı bir noktadayız aslında. O açıdan zamanlama açısından da güzel. Farklı bir dalda kendini geliştirmek isteyen,
Yani bunu da görmek istiyorum diyen, ki bizim işimizin %50'si mimaridir, bunu tekrar vurguluyorum. Alican mekanik açıdan mimariyi anlattı, ben elektrik açısından anlattım. Daha mimariyle ilgili anlatacak çok şey var. İşi ben makinacıyım ama işte böyle bir ekol geliyor hocadan, bizim rahmetli Abdurrahman hocamızdan. O yüzden biz makinacıyız. Aslında bu işin %50'si hatta 60'ı mimaridir. Mimarda biter. O yüzden bu kariyer alternatifini de tabii ki değerlendirebilirim. Bu açıdan da ben size teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. İkinci sınıfta İSG derslerinde, dördüncü sınıfta tesisat derslerinde mimari tasarım, mekanik sistemler, elektrik sistemler aslında sizi biz yangın uzmanlığı kursuna soktuk gibi derslerin arasında. Burada da en büyük pay Coşkun Bey ve Ali Can Bey'in çok değerli vakitlerini bizlere ayırdılar. Herhalde bir soru olmadığı için ben kendilerine tekrar teşekkür etmek istiyorum. İnşallah profesyonel yaşamınızda da onlarla yollarınız kesişir ve bu dersleri ileride hatırlarsınız. O zaman arkadaşlar hep yaptığımız gibi bir kamerası olanlar açarsa bir hatıra fotoğrafı alalım. Bundan sonraki derslerimiz zaten Coşkun Bey'i, Ali Can Bey'i özledik okulda ağırlamayı. Okulda ağırlayacağız. Bu ilk defa olduğu için online olsun, ilerleyen senelerde de olamazsa diye kaydı elimizde olsun diye böyle yaptık. O yüzden bir hatıra fotoğrafı da olsun bugünkü dersle ilgili. Evet, kamerası olanlar açarsa sevinirim. Herhalde bugün dersi de auditoriumda bir arkadaşımız okulda. Betül Büşra Elmas, sen okuldasın değil mi? Yurt mu yoksa? Yurt, okul. Evet. Kütüphane herhalde. Tanıyabildim. Hani dersimizi de belki İstanbul'da lodos bitti. Fena bir yağmur başladı. Akşam vakti belki okuldan dönmeniz daha kolay olacak. Okulda değilsiniz yani. Evinizde, yurttasınız diye. O zaman el sallayarak dersimizi kapatabiliriz herhalde. Coşkun Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Selamlarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyorum cümle. İyi akşamlar hocam. Kendinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.